Yanında tırtın, tangens x tahsin 2 araştırmasından tanışalımız. Eğer integral asıl bir funksiyaya fakat kosinuske bağlı olsa, ya ki fakat sinuske bağlı olsa, ya ki hem kosinuske hem sinuske bağlı olsa, köpünce manamda araştırış ucuda faydalı olurdu. Eğer şimdi araştırış beceradigen olsa, o halde d tanıma geteyim olurdu. Diferensiyel desek, d tırtın, bunu diferensiyel de. Hoslasini oladigan bo'lsak 1 taqsim kosinus kvadrat x taqsim 2 x taqsim 2 ning hoslasi 1 taqsim 2 ko'paytirib 1 taqsim 2 dx teng buni ham o'zgartirib quyidagicha yozishimiz mumkin 1 taqsim kosinus kvadrat x taqsim 2 1 plus tangens kvadrat x taqsim 2 ga teng dx. Yani tangens kvadrat x taksim 2'nin örneği bana bundan faydalanıp t kvadratını yazışımız mümkün. Demek ki şunu yakalıp dt kuydaki ifadeye teyim bulunadı. Dt teyim. Bak ben şunu özde yazayım. Bu ham teyim. 1 taksim 2 1 koşu t kvadrat dx. Yani dx'ini topağımız. Dx'ini topsak. Dx teyim bulunadı. 2 dt. Taksım 1 plus t kvadrat. Bana bu ifadelerini hasıl kılalımız. Kosinus x'c. Kosinus x teyin. Biz bunu tangens x taksım 2 akarı ifadelerini bulalımız. 1 minus tangens kvadrat x taksım 2 taksım 1 plus tangens kvadrat x taksım 2. Bana bu formülaya göre yine de tangens x taksım 2'nin oranına t yazsak. Kosinus x için 1 minus t kvadrat taksın 1 plus t kvadrat. Bana bir ifadelerini hasıl kılalımız. Sinus x için şey. Sinus x 2 tangens x taksın 2 taksın 1 plus tangens kvadrat x taksın 2'ye teyin edi. Yani tangens x taksın 2'nin oraya t yazıp sinus x için biz kuyudaki ifadelerini hasıl kılalımız. 2 t taksım 1 plus t kvadrat. Yani bunlardan faydalanıp biz bana kuyudaki integrallarının hesablaşını görüyoruz. Bakın aslında birinci integralını bunlardan faydalanmasından asan gene hesablaşımız mümkün. Bana bunu yapalım. Birinci integral teyim olada mesela integral 1 taksım mahrajını 1 plus kosinus kvadrat x'ini biz 2 kosinus kvadrat x taksım 2 de bir yazışımız mümkün. Dx. Yani de 2'ni taşkarıya çıkaramız. Kapsın taşkarıya. 1 taksım 2. İntegral dx taksım kosinus kvadrat x taksım 2. Ten 1 taksım 2. Ve bir yerde 1 taksım kosinus kvadrat. Bunun integralı tangens kvadrat bulardı. Ya tangens x bulardı. Demek tangens x taksım 2 ve bundan taşkarı x'nin koeffisiyenti x'nin koeffisiyenti bir yerde 1 taksım 2 1 taksım 2'ye bölüp koyalımız. Yani bu degeni köpaytıramız 2'ye 2'ye köpaytıramız. Bunun plusu bana bunları kıskarıp geçse bir de tangens x taksım 2 koşulsa hasıl olalı. Şimdi birinci integral bana bu ifadeye teyinken tangens x taksım 2 koşulsa ye. Yani ikincisini hesaplaşı için bana gelirler bana bundan faydalanabilirlik. Birincisi için ham şundan faydalanışımız mümkün. Lakin bana bu yol asarrak. Yani ikincisi de ikinci misal teyin 1 taksım integral 1 taksım 1 koşu sinus x'nin örneği. Bana bunu yazalımız. 2 t taksım 1 plus t kvadrat. Köpaytırı. Dx'nin örneği. 2 dt taksım. 1 plus t kvadrat. Yani sadalaştıramız. 2'nin integralı taşkarısına çıkaramız. Mahrazını mahrazı köpaytıramız.
suratta d de kalada. Ve bunu birge köpaytırsak 1 plus t kvadrat. 1 plus t kvadratını bu kesirge köpaytırsak bu kısarket 2 de kalada. Teng 2 integral. Şimdi mahrajını, mahrajı bu t kvadrat koşu 2 t koşu 1. Yani t plus 1'nin kvadratı. Demek bunu kuyuda geçe yazışımız mümkün eken. T plus 1'nin kvadratı. Bunu integrallayımız. Mesela t plus 1'ni u bulan belgeleşimiz var mümkün. Bana mesela u ten t plus 1. Diferensiyallasek du ten dt buladı. Neticede biz 2 integral du u kvadratını hasıl kılalımız. Bunun integralı integral 2'nin bir yazalımız u derecesi minus 2 du u ham ten 2 u derecesi minus 1 tahsin minus 1 derecesi 1'ni koşalımız minus 1 buladı ve şu sange bulalımız. Demek bu ham ten minus 2 u derecesi minus 1'ni 1 tahsin u deyip yazalımız. Hani yani u'nun oranına t plus 1 yazalımız. Bu ham ten minus 2 taksım t plus 1. Ne koşulsa? Bak t'nin oranı geyende tangens x taksım 2'ni yazıp biz cevabını hasıl kılalımız. Demek bu halde biz de bir deki ifade hasıl buladı. Minus 2 taksım tangens x taksım 2 koşu 1. Arıyorsa şimdi kalıp bana bir integralin cevabı bir deki fonksiyon bularken. Tamam, integrallarını hesaplaş her daim hem asan bulur mıydı? Mesela hasıllarda mürekkep fonksiyonu hasıla tapışta mürekkep fonksiyonu hasılasının tapışını bilemez. Formülası var. Lakin integrallarda mesela y derecesi x kvadrat. Bunu biz özümüz biledigen fonksiyonlar arkayı ifadeleye almayemiz bunu. Aşağı bizge malum bölge elementler fonksiyonlar arkayı ifadeleye bulmaydı. İfadeleş mümkünmez. Bana bunu. Demek biz bunu hesaplay almayemiz. Yani integral sinus x kvadrat dx. Bunu hem özümüz bilgen elementler fonksiyonlar arkayı ifadeleye almayemiz. Yani integral sinus x taksim x dx. Bunu da integrallar cüda hem kör. Biz onlarını bizge malum bölgen elementar fonksiyonlarla ifadeleye almayemiz. Bunda yukarılarda biz integrallarını hesaplay almayemiz diye etmemiz.